Yeni bir dönemin başladığı ilk gün sevgili izleyiciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25. dönem bugün başlıyor dedik. E, gazete başlıklarındaki ayrıntılarla özellikle bu konuyla ilgili ayrıntılarla Devam ettik ve turu sürdüreceğiz. Gazetelere bakmaya devam edeceğiz. Sohbette ise Saygı Öztürk'ü ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Şimdi bugünün rengi meclisin açılışı tabii. Öncelikle onu değerlendireceğiz. Gazete başlıklarını şöyle bir toparlayalım, tamamlayalım. Ee, ama bu arada da bir haber var. Ee, İstanbul yağmurdu. Ee, Ankara'da çok yağmurluydu değil evet, mi? Evet aynı ee, şekilde. Ama İstanbul'da evet İstanbul'da çok yoğun özellikle Kartal bölgesinde yollar kapanmış. Yollar göle dönmüş. İşte... Evet. şu an ekrana geliyor. Evet. Ee, yol kapandı diye İstanbul'luları uyarmak e, istiyoruz biz de. E5 Kartal e, Ce Cevizli mevkinde arabalar yolda kalmış. Her iki istikamette kapalıymış. Şu anda sanıyorum canlı görüntüler bunlar. E, yavaşça akıyor yol. Onu görüyoruz. Bir tarafta, öbür tarafta da e, hakikaten e, altyapı sorununu denize e, göle kuşkusuz. dönen büyük kentlerimizin hakikaten içler acısı görüntüsü yansıyor. Görünüş de işte her görünün tablo işte daha bu ee, böyle bir tablo görüldüğüne göre demek ki İstanbul'da zaman zaman işte e, ne bileyim İzmir'de böyle bir görüntü yaşandığı zaman aa bak görüyor musun işte bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısı yetersizliği hep eleştiriler yapılır. E aynı sistemi görüyoruz. İstanbul'da da görüyoruz, Ankara'da da görüyoruz. Demek ki birbirlerinden çok farkları yok yani belediyelerimiz. Maalesef. Şu anda tek şeritten sağlanıyormuş. Ekranda zaten hafifçe aktığını görüyoruz trafiğin. İstanbul'da o kapanan yolun Cevizdere mevkiinin evet. Cevizli mevkiinde trafiğin tek şeritten verildiği kapanmasına neden olan arabaların da yoldan kaldırıldığı bilgisi de aktaralım. Ama bir şekilde biraz eziyetli olacak İstanbul'da da trafik bugün öyle anlaşılıyor. Evet, İstanbul'da eziyetli olduğu gibi Ankara'da da özellikle geç köprü altlarında da müthiş bir su birikintileri var. Onlara karşı da dikkatli olması gerekiyor. Yani bu Ankara'nın da, İstanbul'un da, İzmir'in de işte ne yazık ki kaderi. Evet, göle dönüyor şehirler. Yani, evet. Yani kepsiler çıkıyor falan işin esprisi gündeme geliyor da hani hiç öyle bir durum değil aslında. Evet. Zaman zaman biz de ekranlara taşıyoruz ama üzülerek e, ifade edelim. Dileriz ki e, önümüzdeki e, süreçte ki yeni yerel seçimi de geçirdik. Belediye başkanları bu sorunlara çare bulsunlar yani. Çözüm evet. üretsinler. Genelde altyapıya çok önem verilmez belediyelerde. Daha çok üst yapıya makyaja önem verilir. Makyajı önem verildiği için aa ne güzel şehir bak yeşillik her taraf pırıl pırıl denilir ama altyapılarda her zaman bir yetersizlik olduğu da ortadadır. Evet. Umuruz Niye? Diye. Çünkü plansız programsız kentleşme yapılıyor. Bakıyorsunuz bir bölgede normal işte katlar beş kata izin veriliyor. Aradan belli bir süre geçiyor. Bakıyorsunuz oradaki binalar yıkılıyor. Aynı yere altyapında yapısında herhangi bir gelişme her, olmadan hiçbir değişiklik yapılmadan bakıyorsun bu beş kat oluyor yirmi beş kat. Şimdi ve bunları altyapılarınız ne yapsın veya yani mevcut altyapınız yapınız ne yapsın belediyelerin bu sadece öngörüsüzlükleri, plansızlıkları Biraz rant birilerine, galiba. tabii ki birilerine rant sağlamaz. Bugün Sözcüyle evet gazete turuna tekrar dönelim. İstanbulları uyardıktan sonra haberiniz manşette Rize'den bir haber şimdi. Rant demişken evet. onu bir tekrar hatırlayalım Sözcü gazetesini. Stadı Barajı Üniversitesi Feribotu vardı. Şimdi de Tayyip'e cami yapmak için denizi dolduruyorlar diye Rize'den bir haber var. Bir rant haberi. Karadeniz'de denizin doldurulması güvenli mi onu hemen Şimdi bakın tabii onlara teknik insanlar verir. Biz bilemeyiz ama. İşte ben şunu gördüm. Geçenlerde bir arkadaş grubuyla beraber Rize işte Karadeniz'e dolaşırken gazete bayinden orada gittim. Ne var ne yok dedim. Tabii ki biliyorum bölgedeki meslektaşlarımız çok kıymetli meslektaşlarımız var ama. Ya bulundukları gazeteler nedeniyle ya, rahat yazama, yazamıyorlar. Gazete bayisine sordum gazete alırken. Dedim ya bura dedim şu anda önemli sorun olup da yazılamayan neler var dedi. Neler olacak dedi. Gidin bakın dedi sahilleri dolduruyorlar dedi. Ondan sonra 10 kilometre dedi sahil yolların şeylerini yapılıyorlar. E, 3000 e, deka, hektarlık bir alan. Yani Rize'ye kadar yeni bir alanın Karadeniz'i doldurma çalışmaları yapılıyor diye. E şimdi böyle bir olay hakikaten ilgimi çekti. Demek ki insanların konuşup ama gazetelerde yazılamayan bir olay. Ne olduğunu öğrendim. Sonra işte e, arkasından ben şeyleri buldum. E, Rize'deki o plan değişikliklerini. Bugünkü gazetemizde o plan değişiklikleri hı hı. var. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan camisinin maketini falan aldım. Buldum oradan. Ondan sonra bugün gazetemizde bizde yani tatile gidiyoruz ama gazeteci her yerde gazetecidir. <laughs> Yaşam o yüzden yani olduğu için. meslektaşlar arkadaşlarımız beraber gittiğimiz diğer arkadaşlarımız orada yemeklerini yerken ben orada elimde fotoğraf makinesi sağa sola çekiyor. O denizi doldurma çalışmalarını çekiyor. Bir taraftan da bu maketi falan nereden bulurum falan onun çabası içerisindeydim. Neyse onlar yemeklerini bitirmeden ben işimi bitirmiş olarak Onları yanına döndüm. Yemek yemedim ama güzel bir haberle Türkiye'yi Türkiye'ye en azından böyle bir olayda duyurmuş olduk. Evet, e, bu da e, siyasi gündem bugün çok ağırlıklı dikkat çekiyor ama sonuçta yağmurdan bağladık rant meselesine. bir rant öyküsü. Sema burası da işte bir rant öyküsü. Denizin için doldurluğu 3000 hektarlık bir alan doldurulması ne demek? Oraya Mavi Şehir isimli bir site proje yapılacak. Tabii tabii. Boydan boya deniz kenarında Mavişehir adı altında yeni bir proje yapılacak. Bu dört yıl içerisinde bitirilecek. Deniz dolduruluyor. Ee, bunun doldurulması yüksek e, bir takım insanlara yüksek getiri sağlıyor. Denizin doldurulduktan sonra orada inşaat yapılacak. Ee, yüzlerce, binlerce belki oraya konut yapılacak. Ee, bunlar birileri için yapılıyor. E, doldurur doldu deniz nereye kadar bu deniz? Deniz de bir gün olacak. Deniz de bitti denilecek. Ama şunu söylemek gerekir ki doğa her bozuldukça mutlaka o doğa yeri zamanı değil mi? geldiği zaman intikamını da alıyor. Bunun örnekleri işte Yalova'da, Gölcük'te o civarlarda da fazlasıyla yaşanmıştı. Ne kadar yer doldurulduysa onların daha sonra bugün eski hallerine döndüğünü bilinmesi lazım. Evet uyarıyı da dile getirmiş olalım bu vesileyle çünkü e, şakası yok doğayla uyumlu yaşamak zorundayız ona bu şekilde tabii, tabii. müdahale etmenin bir gereği de yok aslında tehlikeli riskli. AKP yakın gazetelerle devam edelim. Siyasi gündem değerlendirmesine başlayalım. Şimdi bugün AKP yakın gazeteleri, yandaş diye nitelediğimiz gazeteleri siyasetten biraz uzak görüyorum. Uzak buluyorum şu ana kadar. Akşamda ne var? Müslüme veto ABD'ye uyarı diye bir haber var. Kuzey Suriye'de Kürt koridoru açma planı parçalarından PYD'nin lideri Salih Müslimi muhatap almayan Ankara, müttefikleri de demokratik yapının değiştirilmesi riski diye uyardı. Ankara ABD'yi uyarmış. Sınırı geçip koridor açıyorlar diye bir yine PYD haberi yapılmış. Tel Abyad kapıyı açıldı. PYD kapıyı açtı. Geri dönüşler başladı. Bu arada sıcak gelişmeyi aktaralım. Masadan kalkan kaybeder. Araştırma şirketlerinden partilere mesaj diye bir haber girilmiş. Anar'ın, Genar'ın, Mak'ın ve Endi Ar'ın. AKP'ye yakın gruplar bunlar. Koalisyona yanaşmayan Kaybeder diye bir vurgu yapılmış. AKP'li bir koalisyon e, algısı yaratma çabası diyelim. Semra hemen şunu söylemek lazım. Müslüme veto, ABD'ye uyarı. Şimdi Müslüm gözden düşüyor yani. Müslüm'ü uyarıyorlarmış bilmem ne. Kardeşim bu Müslüme kucak açan Türkiye değil miydi? Müslüm. Burada toplantılar yaptırılmadı değil mi? Görüşmeler toplantılar yapıldı. Yapımı, oradaki muhalif grupları Türkiye'ye getirmek, bunlarla bir ara devamlı toplantılar yapmak nasıl işte e, esatı nasıl devirirse hesapları, ince hesapları yapmak bunların arasında ne bileyim o bölgedeki insanların Türkiye'ye gelmelerini sağlamak, onlara bir takım ödüller, vatandaşlık hakkı, işte ne bileyim maaş gibi benzer e, hakların ileride verileceğini belirtip onların Türkiye'ye gelmesini sağlamak AKP hükümetinin yaptıklarıdır. Bugün orada Kürt koridoru açılıyormuş. Ya kardeşim şimdiye kadar neredesiniz? Ya da Şimdi bu olayların bu hale geleceğini nasıl bilemezsiniz? Nasıl öngöremezsiniz? Ya sıradan vatandaş samimiyetle söylüyorum. Şimdi biz, biz birkaç yıldır biz, aynı şey konuşuyoruz. Evet evet onun için söylüyorum. Bakın biz bu işlerin uzmanı falan değiliz Emrah. Yani ikimiz de. Ama gazeteciyiz. Ne yapıyoruz? Araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Bu, bu işleri bilen insanlarla konuşuyoruz. Üç adım sonra ne olabileceğinin hesaplarını onlardan öğrenmeye çalışıyoruz ve bunlar da kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Görevimiz gereği. Ama görüyoruz ki bakın şimdi aylar yıllardır konuşulan konuları şimdi o oradaki koridor arasını ya ayıp be kardeşim ya evet, şimdiye maalesef. kadar neredesiniz? Nasıl görmesiniz, nasıl duymasınız, nasıl bilmesiniz? Devlet yönetimi böyle olur mu ya? Bugün maalesef. bilmem. Yani her şeyden önce zaten baktığınız zaman da Suriye'den başlıyor e, olaylar. Yani Suriye'deki gelişmelere baktığınız zaman olayların bu hale geleceği her gün günümüz ortada. yani? ilk başladığında konuşulmuştu. Ee, yani Detaya bunlar... girelim mi? Şu gazeteleri bir tamamlayalım. Suriye Olur, meselesine yani. bir girelim. Çünkü orada hakikaten bu yansıtma ayrı bir şey. Ayrıca da önümüzü de görmek e, bakımından bir değerlendirmek Tabii gerekiyor ki. Saygı abi. Şimdi Yeni Şafak gizli anlaşma ile gözaltına alındı diye Merkel bu utancı silemez haberi yapılmış. Mısır e, dikkati çekiyor. Mısır'daki darbeyi eleştirdiği için Berlin Havalimanı'nda gözaltına alınan gazeteci Ahmet Mansur tepkiler artınca dün serbest bırakıldı diye Türkiye'nin gündemine bu ne diye diye düşünebileceğimiz bir haber. 353 vekil ilk kez yemin edecek diye 353 yeni vekil geldiğine dikkat çekmiş ee, Yeni Şafak gazetesi. Çiçek Baykal'a devrediyor diye bugün yaşanacaklara bir hatırlatma yapılmış ee, ve bir başka hatırlatma da örneğin Murat Başeskioğlu MHP'li bir dönem AKP'li olmuştu diye hatırlıyorum. 28 yıldır mecliste diye de herhalde en Tabii, uzun süreli en, en uzun süreli olan milletvekili. <laughs> evet en uzun süreli de <laughs> Milletvekili ve hatta değişik dönemlerde bakanlık görevlendi uzun sürede bakanlık yaptı zaman zaman parti değiştiği oluyor o parti değişikliklerine rağmen Murat Bey her zaman e, tepede Murat Bey'in özelliği çok konuşmaz e, hatta hemen hemen hiç konuşmaz mecliste de hiç konuşmaz ağır abilerden ama <laughs> e, işte sürekli olarak her dönem mutlaka seçilir Murat Bey'in öyle bir sorunu yok ama şöyle söyleyeyim bakanlık dönemlerini biliyoruz yakından izledik adı herhangi bir Olumsuz bir şeye karışmayan bir isim, temiz bir isim ee, ama sonuçta bu belki de o, işte o temizliği veya e, parti içerisinde sürekli saygı görmesi nedeniyle onu belli yerlerde her zaman e, ilk sıralara getiriyor ve Murat Bey de seçilip geliyor. Onu evet bir soruyor. şekilde 28 sene en uzun süreli. Ama kimse istemiyor demiyor ya yeter falan diye böyle bir olayda. İhtiyaç ee, duyuluyor demek ki her zaman. Tabii tabii. <laughs> bir şekil Ama bir şey bazılarını. söyleyeyim. Yine keşke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Murat Bey gibi insanlar da olsa yani. Onu da belirtelim. Evet. Ee, takvim ne yapmış? NİV şantaşı demiş. Yani e, nişantaşı değil Niv şantaşı. New York benzetmesi yapılmış burada. Sosyetikler HDP'yi meclise taşıdı. Mesajı alan kandil muhalefete ayar vermeye kalktı. Bu değişim sokağa da yansıdı. PKK'lı gençler fular taktı diye Devam eden bir haber var takviminde gündeminde. Kilit Bahçeli. Evet Star'ın manşeti bu. AK Parti ve MHP teşkilatları koalisyonu sıcak. Ancak Bahçeli'nin seçim gecesinden bu yana özellikle Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili sürdürdüğü tutum kolaylıkla kurulabilecek hükümetin önündeki tek engel. Bahçeli'nin kilit olduğu bu şekilde aktarılmış. Star gazetesinde de birazdan konuşacağız. Sevgili izleyiciler Saygı Öztürk siz de yer almıştınız. Kılıçdaroğlu ile görüştünüz ardından Bahçeli ile görüştünüz muhalefetin blok halinde iktidar olabilmesiyle ilgili olasılıkları bu görüşmelerden sonra Bahçeli'nin yanıtları çünkü kapıları kapattı. Evet. Birazdan konuşacağız. Cemaate yakın gazetelere bakalım. Zaman ne yapmış? Reza Zarrab pişmanlığı diye Numan Kurtulmaşı e, gündeme getirilmiş. Venedik komisyonundan hukuka dönün çağrısı diye e, cemaate yönelik operasyonlar eleştirilmiş. İlk uzlaşma testi meclis başkanı seçimi olacak diye bugün yaşanacaklara odaklanılmış cemaate yakın orada hemen şunu söylemek lazım ben yani diğer konulara geçmeden Rıza zarapla ilgili bilmem işte Bakan Bey Numan Kurtulmuş pişman olduğunu söyledi bu sözlerle Numan Kurtulmuş kurtulamaz her şeyden önce niye ya Numan Kurtulmuş ve onun e, partideki arkadaşları diğer bakanlar Rıza Zarrab'la ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldığı zaman neredeydiler ne yaptılar nasıl bir karar verdiler? Yani ya da Rıza Zarap'ın e, yılının koruyucuları, kollayıcıları kimdi? Bir de şöyle söylemek lazım. Ya kardeşim sen gidip oraya gidiyorsan kime oy, şey, oy vermekten de çekinmeyeceksin. Adam şey yaptıysa o, nasıl söyleyeyim e, hakikaten bu işin başarılı olduysa plaket verilecekse vereceksin. Neden? Neden onu söylüyorum? Rıza Zarap'ın kim olduğunu iyi kötü biliyorsun. Hı hı. Yani Partinizin o kişiye bakışını, cumhurbaşkanının bakışını, bakanların bakışını, kimlerle işbirliği olduğunu, hangi bakanların önlerine yatar olduğunu, hangi bakanlarla e, ikili ilişkilerinin çok sıcak olduğunu biliyorsunuz. El üstünde tuttuğunuz bir adam. Daha bizim gazetede birkaç gün önce vardı Rıza zarap'ın işte e, imar oyunlarıyla neler yaptığı gazetemizde o yaptığı villalar kaçak, kaçak yapılar. Bunlara göz bir iktidar var. Bunlara göz bir belediye var. Dolayısıyla bu kişiye mahkum olmamış. Kendisi AKP'lerin oylarıyla aklanmış. Değil mi? Aklanmış. Hakkındaki AKP. soruşturma sürdürülmemiş Hakkında, bir kere. Hakkındaki soruşturma, soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı görevden almış. Haklarında bu kişilerle ilgili araştırma yapan polis müdürlerinin tamamı tutuklanmış. Bir kısmı bilmem meslekten ihraç edilmiş. Ya böyle kıymetli bir adam. Böyle kıymetli bir adam <laughs> Allah aşkına Numan Kurtulmuş yani böyle madalyalar verse, plaketler verse ne olacak? Yani ya ben bilmiyordum deyip bu sözlerle kurtulamaz. Evet. Yani bunu... Bir de, sistemi temsil ediyor zaten. hani. Ya Arkepe kardeşim şimdi temsil adamın ediyor. kim olduğu bilmem ne olduğu şey biliniyor. Ama dediğiniz gibi yasaların karşısında da tertemiz bir adam. Üstelik ise böyle bakanlar tarafından ödüllendirilen bir isim. Ee, her zaman el üstünde tutulan. Dolayısıyla bakanların e, bakanları e, nasıl söyleyeyim e, iddialara göre artık iddia demek durumundayız. Çünkü resmi belgelere bakarak baktığınız zaman bu kişi takipsizlik karar verilmiş. Hakkında koyuşturmaya yer olmadığı karar verilmiş. Yani aklanmış bir isim. Ama siz bu kişinin ya yani bir bakansınız. Bakansanız. Şimdi siz bu kişinin dosyasının isimlerinin hangi dosyalarda geçtiğini bilmiyor musunuz? Veya bu şi, bunun mü? şirketinin 17 Aralık dosyalarında ismi geçen şirketlerin olduğunu bilmiyor musunuz? E o zaman yani ondan haberin yok, öbüründen haberin yok. E kardeşim git güle güle de ver. Verdin yani. Bugün gazetesi de zaten pişman, manşete aynı konu taşımış. Falan filan bunları demene bu sözlerle Numan kurtulmuş, kurtulamaz aksi. Evet. Seni. Bugün de de zarap depremi diye aynı konu Numan kurtulmuşun bilseydim vermezdim ifadesi manşete taşınmış. Bugün bugünün önemine yani meclisin açılışına odaklanmamış da bir önemli haber dikkatimi çekti aslında hani Türkiye'ye uyarı Venedik Komisyonu'nun yargı bağımsızlığı uyarısı dikkati çekiyor. Dinleme emri bakanlıktan diye bu... E daha önce yine cemaate yönelik operasyon olaylarında Silivri'deki polislerle ilgili bir ayrıntı var. Asıl incitici bir haber var. Bakanlık kamu görevlilerine izin vermediği için yargılanmasına AYM'yi bile dinlemiyor bakanlık diye başlıklandırılmış. Van depremindeki ölümlerde ihmali bulunan kamu görevlileri bakanlıktan izin verilmemesi yüzünden yargılanamıyor. Evet, Soma'da da bunu gördük, ya. Ermenek'te de gördük. Evet. Bakanlık kamu görevlilerini koruduğu için Çok yargı ayağı eksik kalıyor evet. Evet, Türkiye'nin hani değiştirilmesi gereken zihniyetin bir unsuru bunlar. Değiştirilmesi gereken zihniyeti AKP'li bir hükümet mi değiştirir, AKP'siz bir hükümet mi değiştirir? Şimdi mesele de burada düğümleniyor. Evet. Geçen hafta yaptığınız röportajlarda AKP'siz hükümet seçeneğinin noktalandığını gördük. Semra, tabii bildiğiniz gibi seçim yapıldı. Seçimde AKP, evet birinci oy oranı bakımından milletvekili sayısı bakımından birinci siyasi parti çıktı ama. Vatandaşın da oylarında önemli bir azam oldu AKP'ye karşı. Diğer siyasi partilerden oy oranı bunlara karşı artık e, sonuçta e, üç siyasi partinin 160'lara ulaştı. Şimdi hükümet kurulabilir. Kurulabil, hükümette önce şunu söyleyeyim. Siyasi partilerin amacı iktidara olabilmektir. İktidar olabilmek için e, zaten kuruluş amacı budur. Yoksa ben muhalefette kalacağım. Ben ömür boyu muhalif olmak istiyorum diye bir yaklaşım olamaz her şeyden önce. AKP'nin tek başına iktidar olamayacağına göre bir bunun seçenekleri vardır. Bu seçeneklerin arasında tabii ki koalisyon. Koalisyon için de birçok seçenek var şu andaki tabloya göre. Hı hı. İşte AKP, işte ne bileyim bazı milletvekilleri istifa eder. 20 milletvekili, 18 milletvekili olabilir. AKP kurabilir. 18 çünkü. AKP ile işte ne bileyim biliyorsunuz AKP ile HDP Diğer adı önceki adı BDP iç içeydi. Özellikle çözüm süreci adı altında e, hep kol kolaydı. İç içe beraber yürüdüler bu yollarda. O yüzden e, BDP ile rahatlıkla kurabilir. Çünkü BDP'nin 80 evet, milletvekili evet. var bunlara lazım 20 milletvekili. E, madem çözüm süreci diye devam ettirmek istiyorsanız buyurun işte size bir çözüm Geçen süreci. Geçen dönem olduğu gibi bir tabii, ittifak tabii. sürdürülebilir. Nasıl olsa beraber bilmem. İşte buyurun size bir seçenek. E hayır, ya Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka AKP'den kurtulması gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin nefes alabilmesi için, bürokrasinin temizlenebilmesi için, bazı olayların üzerine gidebilmesi için, birikmiş yolsuzluk olaylarının Rıza aydınlığa çıkartılması. Tabii ki aydınlığa çıkartılması. Tabii yürümedim. ki ya. Bugün ne konuşuyorlar işte bakanlar bilmem diyorlar ki yüce divana sevk edilsin. Kardeşim bu engel değil. Bakın şu anda bile şu anda bile Bunlar seçim meydanlarında 3 siyasi partide ne vaat etti? 17-25 aralığının hesabı sorulacak yolsuzluklar. Ya kardeşim işte bundan güzelse fırsat mı var? Beraber demediniz mi ya? Ben asgari ücreti işte 1400'e yapacağım, diğeri 1500'e yapacağım, diğeri 1800'e yapacağım. İşte buyurun size bir fırsat, hadi buyurun yapın. Demediler mi? İşte iki maaş ikramiye vereceğiz emeklilere, işte e, haklarını düzelteceğiz, daha iyi imkanlara kavuşacağız. Üç siyasi partide de dedi mi? Dedi. E, buyurun yapın. Üç siyasi parti de yüzde on barajını aşağı çekeceğiz, Çekimleri de dedi mi? Dedi. Hadi buyurun yapın. E, bakalım yani bunun buna benzer ortak noktaları son derece çok. Otoriter bir rejimden Türkiye'yi kurtarmak için üç siyasi parti sürekli bu konuyu gündeme getirdi mi? Getirdi. Tayyip Erdoğan'ın başkanının önünü mutlaka kesileceğini, mutlaka beraber hareket edeceğini ve söylediler mi Söylediler. Ya bakın şimdi Türkiye'yi AKP'li bir hükümetten veya AKP'nin izlerini silmek için bürokraside devlette silmek bir dönemin hesabını sorabilmek için işte size bundan büyük fırsat ner nerede gelecek? Peki Saygı abi şimdi e, fırsat var ama o fırsatın da tepildiğini görüyoruz evet, aslında. Evet aynı. Şunu merak ediyorum ben. I hani herkes gün ön önde e, herkesin kamuoyunun önünde istediği kadar sert konuşsun. Ama bunun bir de e, arka planı vardır ki bir zemin yoklanır ve bir takım şeyler olmadıktan sonra kapılar açılabilir. Tam anlamıyla kapandı mı? MHP tam anlamıyla ya kapattı şöyle, mı? sonunda bir şöyle, şey konuşabilir e, Semra, mi? Şöyle Semra tabii bakın siyasette bunlar çok konuşulur. Geçmiş Mesela az önce kimi konuşuyorduk? Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş'un veya Süleyman Soylu'nun birisi işte Has Parti'nin genel başkanıydı. Birisi bilmem Doğru Yol Partisi'nin genel başkanıydı. Demokrat Parti'nin genel başkanı. AKP'ye başbakana söylemedik söz bırakmışlar mıydı? Bugünkü siyasi partilerin, söyledik, liderlerin söylediklerinin kat kat fazlasını onlar da söylemişti. Ama bugün bakıyorsunuz ikisi de e, AKP'nin çatısı altına girebildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Siyasette yarın ne olacağını söylemek hakikaten mümkün olmuyor. Çünkü Türkiye'de ilkeli siyaset yapılmıyor her şeyden önce. Hı hı. Bakıyorsunuz ya e, işte Z, ha, e, Karun gibi geldim, Harun gibi gideceğim, Harun gibi. Yani benzer o kadar çok sözler var ki. AKP neler ve müdür, yani? o dönemin başbakanına ağır ifadeler e, taşıyan o kadar sözlükler duyduk ki onun için hiç kimse şey yapamıyorsun. Şimdi şunu görüyoruz bakın. Ee, şöyle bir tablo var. MHP, CHP ve mutlaka HDP'nin birleşmesi lazım. Yani muhalefetin bir araya gelebilmesinin yolu da bu. Yani bir araya gelebilmeleri. Ancak MHP diyor ki ben HDP'nin içeriden ya da dışarıdan olan desteklerine olduğu yerde ben yokum diyor. Hı hı. Ve şart olarak da bunları görüyor. Böyle olunca o zaman... Ee, konuşacak bir şey kalmıyor. Konuşacak bir şey kalmıyor o zaman MHP diyor ki ben dışarıdayım. Ee, o dışarıda olunca ne oluyor? MHP'nin dışarıda olduğu zaman başka seçenekler arası. Başka seçenek geriye ne kalıyor? HDP'nin BDP ile HDP'nin AKP ile birleşmesi ya da CHP'nin e, AKP ile iktidarı. E peki o zaman ne anladık? Hani hesap sorulacaktı. Şimdi CHP nasıl o zaman bu durumda hesap sorsun? Böyle bir zorluk da var. Şimdi tabii şu var e, iktidar partisi yani daha doğrusu çoğunluk partisi olan AKP başbakanlığı bırakmak istemez CHP de başbakanlığı almak ister yani protokola göre şimdi bir protokol imzalanacakları evet. e, bunda e, CHP'nin şunu perde arkası olarak söyleyelim. CHP kesinlikle e, AKP'li bir koalisyon kurması halinde e, birinci şartlarından arasında mutlaka ve mutlaka başbakanlığın CHP'de olmasını istiyor. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı gibi son derece önemli bakanlık. Eğitim sistemini felaket hale getiren e, AKP'nin elinden Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nı almak. Adalet sistemini Türkiye'de işlemez hale getiren adalet sistemini eline geçirmek için CHP'nin mutlaka orada ağırlıklarını hissettirmesi gerekiyor. Yine birçok olayın yolsuzlukları, tapeler, bilmem nelerin gideceği, TÜBİTAK benzeri işte bazı bazı bağımsız başkanlıkların mutlaka CHP'nin e, denetiminin altında olması veya CHP'ye bağlı bakanlara bağlı olmasını talep etmektedir. Şimdi bunların arasında işte sarayın boşaltılması işte bunların arasında 17-25 Aralık'la ilgili bilmem e, olaylar, olay soruşturmaların derinleştirmesi ve doğrudan Cumhurbaşkanı ile ilgili birçok konu var. Şimdi acaba bunu AKP kaldırabilir mi? O da ayrı bir sorun. Çünkü AKP içerisinde Semra 258 milletvekilinin 100 tanesi Davutoğlu'na bağlı milletvekilleri ise diğer 158 tanesi de Cumhurbaşkanına bağlı isimlerden oluşmaktadır. Doğru, bu yüzdendir ki yani böyle bir de sıkıntı var yani AKP'ye e, tabii iki de e, AKP'ye Davutoğlu'nun tam anlamıyla hakim olduğunu söylememiz mümkün değildir. Yani Şimdi bir de kurultay kongre süreçleri var partilerin ki bu tabii. da hani bu süreçte etkin olacak hükümet kurma koalisyonu oluşturma ee, yani. şimdi yani yapılacak bir şu andaki koalisyon görüşmeleri devam edecektir. ama e, öyle bir tabloya bu kadar çok seçeneğin içerisinde sanki seçeneksizmişsiniz gibi eee Cumhurbaşkanının istediği bir sonuca Türkiye doğru götürmeye erken çalışıyor. Seçim... Kesinlikle erken seçime doğru götürmek isteniyor Türkiye. Bu erken seçim oyununa asla gelinmemesi gerekiyor. Yani e, HDP'nin, MHP'nin, CHP'nin bu oyunların asla hep dışında olması gerekiyor. Yani hesap dönme dön, e, sorma döneminin tam fırsatını yakaladığı bir dönemde Allah aşkına yeniden bir seçim ve nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir seçimin Peki, Türkiye niye peşinden çıkacak? Saygı abi nasıl ve bir yine, izlenim edindin Bahçeli'den? Hani... Şimdi şöyle söyleyelim biz e, gazete olarak önce Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'na gittik. Biliyorsunuz gündemdeki konu ne yeni hükümet nasıl kurulur? E, seçenekler nedir diye. E, gördüğüm kadarıyla daha liderler düzeyinde bir görüşmeler falan hiç olmamış. Sadece alt düzeyde nabız yoklama. Nabız yoklamalar şeklinde. Ve daha çok bunlar da yine eski e, bakanlar, eski bürokratlar, aracılar aracıyla bazı haberler gelip gidiyor. Ve o yüzden de daha tarafların bir araya gelip böyle e, net bir biçimde kartları ortaya koydukları veya görevlendirdikleri kişilerin böyle bir araya geldikleri süreç henüz yaşanmamış. Bakıyorsunuz hala e, işte eski falanca bakanın işte filanca ile arası iyiymiş İşte onlar bir araya gelip konuşacaklar falan şeklinde yaklaşımlar var. Şimdi biz e, MHP, e, CHP Genel Başkanına tabii ki sorular arasında efendim nasıl olacak koalisyon işte kim önce bakan olacak bunları sorunca o doğrudan hemen şunu söyledi ben dedi başkan, başbakanlık görevini yani çoğunluk partisi olduğu için başbakanlık görevinin doğal olarak kendilerinde olduğunu ifade ediyor. Biz bunu MHP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye vermeye hazırız dedi. Tabii bizim için orada manşet çıktı. Onu söyleyeyim Semra. Biz olayın haber yönü bizim için son derece önemli. Aa ilk defa duyulan Yeter ki sonuçta bu... Hayır, tabii ilk defa açıklanan Muhalefet. bir olay. Çok hakikaten özveri gerektiren bir açıklama. Hemen bizim manşetimiz çıktı. Biz gel, geldi yolda zaten başlığımız belli. Devlet Bahçeli'ye vermeye hazır diye. E şimdi gazetelikçe şunu yapacaksınız. Fikri takip. Peki iyi de, kardeş buna karşı MHP Genel Başkanı ne diyor diye. MHP Genel Başkanı'na randevu aldık. Ki biliyorsunuz Devlet Bey basınla çok yakın değil, mesafelidir. Yani çok böyle hemen randevu vereceğini açıkçası çok da tahmin etmiyordum ama... Aynı gün bize randevu verdi. Biz de gittik. Önünde bizim gazetemiz işte Devlet Bahçeli Başbakan manşetimiz hemen kesinlikle bu dedi bir başbakanlık dedi nedir? dedi Çin'den gelen yeni bir oyuncak türü müdür? diye ilk tepkisini ortaya koydu. Anlaşıldı ki daha ilk cümleden Devlet Bahçeli'nin böyle bir olaya kesinlikle sıcak bakmadığını ifade etti. Ve sormuş hemen ben de kendisine şunu sordum. Yani efendim siz iktidarda olmak, iktidardaki e, koalisyon hükümetinde yer almak istemiyor musunuz dedi? Evet dedi yer almak istemiyoruz dedi. Biz dedi ana muhalefetle dedi hı hı. kalmak istiyoruz dedi. Ana muhalefet partisi olarak görev yapmak istiyoruz çünkü dedi. E, o da aynı az önce anlatmaya çalıştığım gibi dedi ki AKP ile dedi e, HDP bir araya gelmişlerdi işte değişik dönemlerde. Hı hı. Buyursun Yine yapsınlar, yapsınlar dedi. Yine Hı. devam etsinler. Yani böyle bir seçenek yoktur diye bir durum yok. Ama biz dedi HDP'nin olduğu yerde yokuz dedi. Çünkü HDP'de olmadan e, MHP-CHP koalisyonu gerçekleşmiyor. Mutlaka HDP içinde olacak ya da dışarıdan destekleyecek. Böyle bir olay da e, mümkün gözükmüyor. E, şimdi hadi buyurun gelin hadi hükümeti kurun. Şimdi o zaman şunu söylüyorsunuz ya bu kadar Türkiye'yi AKP'den kurtulalım diye 13 yıldır mücadele eden siyasi partiler bugün bir araya gelmeyecek, bugün Türkiye'nin nefes almasını sağlayacak adımlar atmayacak da ne zaman adımlar atacak? nedir? Hiçbir şans kalmamış mı? Vallahi şimdi ama Semra az önce o eski genel başkanların falan örneğini verince hiçbir şey kalmadı da diyemiyorsunuz hı hı. siyasette. Hakikaten Rahmetli Süleyman Demirel'e ait olduğu söylenir. İşte siyasette 24 saat bile çok büyük bir zamandır diye. Şimdi o görüşmelerde kim bilir. Yani bir de şu var. Seçenek çok. E, siyasette dün dündür bugün bugündür lafı da yine hı -hı, geçerli. Hı -hı. O yüzden yani asla olmaz da diyemiyorsunuz. Niçin? Ya 13 yıldır siz bunun mücadelesini vereceksiniz. E, bütün e, elinize gelen bütün imkanlarla vereceksiniz. Ve bugün o şartlar önünüze gelmesine rağmen, hayır biz yapmıyoruz, bir araya gelmiyoruz deme şansları yok yani kamuoyuna bunu anlatmalar gerçekten zor. Yani HDP dışarıdan desteklerse ki o da destekleyecek mi o da daha belli değil yani onun Sadı bir tanesini. Sayın sözlerinden şunu anlıyorum aslında Türkiye'nin ortada daha hiçbir şey yok e, Olması gerekeni bu sonuçta eleştirdiğimiz sistemi değiştirmek için olması gerekenin muhalefetin iktidarı olduğunu Kesinlikle. düşünüyorsun tabii sen ki, de tabii ben de ki. öyle anlıyorum ki sözlerinden. Ki. Ama bir şekilde de önümüzdeki süreçte Demirel'in söylediği gibi ona atfedilen söz gibi değişebilir Kesinlikle yani ben şimdi şunu söylemek lazım seçenek çok eğer bu seçeneklere rağmen eğer kurulamıyorsa. Olmaz benim, diye bir şey yok diyebiliriz siyasette evet, sonuçta. Evet yani çünkü seçeneklerin bol olduğu bir yerde bunun olmaması için de sebep yok. Ve olmasını gerektirecek de birçok gerekçeleri var. Üç siyasi partinin de, muhalefetteki üç siyasi partinin de e, ortak noktaları var. Ya gelin hiç değil ne bileyim e, iki yıl, dört yılı tamamlayamazsam bile iki yıl devletteki bir bir temizlik yapmanız gerekiyor. İki yıllık bir, bir protokol. takım protokol. işte adalette, eğitimde bir, bir takım düzenlemelere Türkiye'nin çok acil ihtiyacı var. Bürokrasiyi AKP sultasından kurtulmasına çok acil ihtiyacı var. Siz bunları yapamadıktan sonra yarın e, yeniden bir seçim oldu, üç aşağı beş yukarı benzer tablolar çıktığı zaman ne olacak? Yani ömür boyu sürekli seçim seçim mi yapılacak? Hayır, evet, mantıksız. Yani şu anda zaten. E, Semra şöyle bir olay olmuş. Onu e, değerli büyük büyüklerimizden siyasetçilerden Ali Naili Erdem beyden dinledim. 1961 seçimleri oluyor e, dönemin işte adalet partisi. Ve CHP, CHP'nin genel başkanı da İsmet İnönü fakat işte orada da bir e, AKP o zamanki Adalet Partisi içerisinde de şeye karşı olanlar var. Koalisyon yapmayalım CHP ile. CHP içerisinde de koalisyona karşı olanlar var. Yani bugünkü tablolar gibi. Ve orada şöyle diyor Demirel, İsmet İnönü Adalet Partisi grubuna grup toplantısı sırasında doğrudan gruba gidiyor. Orada kürsüye çıkıyor. Siyasetçiler arasındaki bakın bu da bir e, yakınlığı Enteresan. gösteriyor gruba çıkıyor. Diyor ki ben diyor, sizi diyor o da şöyle diyor. Partiler iktidara gelmek için kurulur. Muhalefet yapmak için siyasi parti kurulmaz. Ben diyor sizi iktidara taşımak istiyorum. Siz iktidara gelmemek için direniyorsunuz diyor. Ve sonuçta Adalet Partisi grubunda ikna ediliyor. O dönemde Genel Başkanı Ragip Gümüşpala. Ve orada o görüşmelerden sonra Türkiye'de o, o 1960 darbesinden sonra orada CHP AKP Adalet Partisi koalisyon hükümeti kuruluyor. Yani kurulmaz diye bir şey yok. Geçmiş dönemlerde bir araya gelmeleri asla mümkün olamayan, olamayacağı bilinen siyasi partiler hep bir aradaydı. Yine yani o MC hükümetleri de dahil evet. olmak üzere ve Türkiye'de semra 1960'dan sonra 13 defa koalisyon hükümeti kurulmuş. Bunlar arasında son derece başarılı olanlar da var sürelerini dolduranlar da var. Ve bunların arasında bazen de 45 gün sürende koalisyon hükümetleri olan süreçler de Türkiye yaşamış ama bu sürecin hakikaten çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü böyle bir fırsatı muhalefette bir daha kolay kolay bulamaz diye düşünüyorum. Evet, peki bugün ne olacak Sergi abi? Ne bekliyorsun bugün meclis? bugün rutin. açılışından. Tabi aileler var. Heyecanlı bir tablo. Evet. 353 milletvekili ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıkacaklar. Orada yeminlerini edecekler. Dünden beri bu yeminlere kendilerini alıştırmak için kendilerine önceden dağıtılan yemin metnini belki ezberlemeye çalışanların bazıları bunda başarılı olacak. Bazıları yine bazı sözcükleri söylemekte zorlanacak. Böyle yaşanır. Geçmiş dönemde de yine eee gelen milletvekilleri vardı daha sonra işte e, bugünkü HDP'nin kökeni olan parti. O dönemde e, baktığın zaman terör örgütünün renkleri işte sarı, kırmızı, yeşil e, heyecan yarattı. Nindiler. E, <laughs> e, i̇şte Leyla Zana başına işte sarı, kırmızı, yeşil bir bandana takıp gelmişti. Böyle garipliklerde yaşanmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Aslında bunlar bu tür olaylar tamamen parti, e, siyasette gerilime sebep olan olaylardır. Yani o gün ilk geldiğin gün böyle sar, terör örgütünün renkleriyle gelmek bilmem ne falan ne oluyor Allah aşkına. Ve o günlerde bir yemin krizi olarak bilmem Türkçe işte Kürtçe yemin metni okunmaya çalışılmıştı. O olay yaşanmıştı. Başka bir milletvekilinin o da o zaman refah Partisi'nde eski Urfa Belediye Başkanı İbrahim, Halli, İbrahim Halil Çelik o da Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin edeceğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o da böyle bir şey vardı e, günler öncesinin bunun dedikodusu vardı. Böyle şeyler de yaşanıyor. Kesinlikle öyle bir şeyler yaşanmasın. Bugün ben pek zannetmiyorum. Belki var. HDP'den hani bazı bir milletvekilleri çıkıp işte Türkçe yemin etmeye çalışırlarsa böyle bir şey olabilir. ama bir artık açıklamalar var olmayacağına dair. Ya olmayacağına dair deliniyor da işte bakarsın bir tanesi kürsüye çıktığı zaman canlı yayın olabilir. Vereceği, hı hı. Mesaj vereceği mesaj orası Türkiye'ye vereceği mesaj. O anda canlı yayında. Gerilim güzel. yaratır diyorsun. Sadece bunlar yolu yoksa hakikaten güzel bir gün bakın. Türkiye yani yemin metni ne e, o milletvekiller yani bugün e, yemin edecek insanlar bu yemin metinlerine sahip çıksalar o yeminlerine sadık kalabilseler hiçbir sorun olmaz Türkiye'de. Yani orada Atatürk'e layıklıkla ilgili demokrasiyle ilgili... Tüm e, ülkenin birliği, bütünlüğü ile ilgili o yemin metnine Tarkışmaya sadık. gerek yok aslında. Hiçbir o şey metnin. yok. Zaten bugün ne konuşuluyor? Cumhurbaşkanının bile yeminine sadık kalmadığı vurgusu sürekli yapılıyor. Evet. Yani yeminine sadık Bağlayıcı kaldığı için. unsur yemin aslında. Yani buna bağlı kalınsa zaten mesele yok. Önemli olan o yemini etmek değil, o yeminine sadık kalmaktır. Diye bakıyorum ben. Evet ben de şimdi tam e, ona bakıyorum kaç e, cümle Aslında değil, cümle bence Senra sen de şimdi şey, yemin metnini bir da Herkes bir de senden şey duysun. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içeri. İşte olay bu değil mi? Evet, Tartışmasız. Evet, vallahi, Bunun ne, etrafında Ya zaten Bunu söyledikten bekli. sonra e, ülkenin birliği, bütünlüğü. Ee, insanların mutluluğu refahı işte bir milletvekilinden beklenen siyasi partilerden beklenen bu anda bu uyması tabi ya başka bir şey değil ya <laughs> andınıza yettiğinizi yeminle sadık kalın tamam ya Türkiye'de bütün sorunlar çözülür gerçekten yani sadece bu andın çevresinde olduğunuz zaman mesele yok zaten. Yani kağıt üstünde, metin üstünde her şey çözülür. Bizler bunu bekliyoruz. Buna sadık yettikleri yeminine sadık kalmalarını bekliyoruz. Başka yapacak milletvekilinin bir şeyi yok. Yani bu çerçevede olduğu zaman, bunun dışına taşmadığı zaman, bunun gereklerini yerine getirdiği zaman bundan iyi milletvekilliği mi olunur Allah aşkına? Vallahi, böyle bakıyorum size. Bence de aynen katılıyorum Saygı abi. E, mesele zaten eğer bunun üstünde tartışma yaşamazsak zaten tabii. mesele yok. Aynen. Ama bunu and içtikten sonra niye tartışıyoruz mesele orada. Aynen öyle. Bugünkü zaten sorunların kaynağı bu. Ettiğin yemine sadık kal kardeşim deniliyor. Anayasal çizgilerine gel deniliyor. Bu ülke bunu bakın sıkça ülkemizin cumhurbaşkanına bile söyle, e, miting meydanlarında en çok sıkça duyduğumuz konulardan birisi. Ya yeminle sadık ol deniliyor. Anayasa çizgileriniz dışına, anayasa çizgileriniz dışına çıkma deniliyor. buyurun bunları yapmanız lazım. Semra bu arada şunu da söylemek lazım. Hı hı. Her ne kadar işte mitik meydanlarında sıkça ifade edilen şey vardı. İşte deniliyor işte 17-25 şart bakanların yüce divana sevk edilmesi. Bakanların yüce divana sevk edilmesi için hükümetin kararına gerek yok. 276'yı buldukları zaman yani verilsin. 276 milletvekilinin oyuyla o bakanlar, eski bakanlar Yüce Divan'a gönderilir. Yani bunun için de yine muhalefetin birlikte hareket etmesi lazım. Hani söz verdiler işte miting alanlarında bunlardan hesap sorulacak Yüce Divan'a verilecek iktidara gelsek deniyordu. Ya iktidara gelmesen bile muhalefet partisi olarak e, sayınız bunları Yüce Divan'a sevk etmeye yetiyor. Yani yettiğine göre buyurun o görevi de böyle yerine getirir. Ayrıca yani birçok e, muhalefet birlikte hareket edebilirse yani şu andaki hı hı. üç siyasi partinin kullanabilirse, kullanabilirse birçok şeyi değiştirebilir Türkiye'de. Aslında e, Saygı abi ilk e, önce meclis başkanlığı seçiminde hani muhalefetin tutumu dikkati çekecek, koalisyonun zemini oluşacak evet. beklentisi var ya. Aslında muhalefetin bazı konularda dört bakan örneğin bir araya gelebilirliği aslında koalisyonun temelidir de diye tabii, düşünüyorum tabii, tabii. ben. E, bu direnişi o yüzden biraz tuhaf buluyorum. Yani şimdi dört bakan geldiğinde hayır ben HDP ile aynı anda aynı şey için kullanmam evet, mı ya, diye. Şimdi böyle, yani böyle. Öyle bir şey ki şimdi bakın, e, bundan önce HDP'den önce işte BDP diğer e, hı hı. mecliste 30 civarında milletvekili vardı. Bakıyorsunuz son dönemlerdeki en önemli e, yasa değişiklikleri arasında o torba yasalarda işte e, iş güvenliği yasası ile ilgili düzenlemeler vardı. Bakıyorsunuz MHP'li, bakıyorsunuz BDP'li, bakıyorsunuz CHP'li hepsi AKP'lerle gırtlağı gırtlağa geldiler. Hepsi ortak işte önergelerini birbirlerinin önergelerini destekleyen imzalar birbirlerine verdiler. Yan yana oturuyorlar aynı grup aynı salon içerisinde. Hayır ben onun dışarıdan vereceği desteği bile kabul etmiyorum demek iktidara ben kardeşim iktidarda olmak istemiyorum anlamıyla eş anlamlıdır. Ya şimdi e, şu konu Bu da, gündeme e, geliyor. hemen seçim geçmişken yeni bir seçim hesabı gibi geliyor. Şimdi bir de gündeme bana. şu geliniyor. Yani MHP yönünden baktığımız zaman şöyle bir tablo efendim çözüm süreci bitsin deniliyor. Ya çözüm süreci. Şimdi çözüm sürecinin bitmesi, bitirilmesi falan bunlar e, iktidara geldiğin zaman yapılacak çok şeyler vardır. Hayır ben kardeşim bu olay bu konuyla ilgili hiçbir düzenleme yapmak istemiyorum demek de olmaz. Ha şartlarınız olabilir. Ne deniliyor? CHP de aynı şeyi diyor, aynı şeyi söylüyor. MHP de aynı şeyi söylüyor aslına bakarsanız. Diyor ki çözüm süreciyle ilgili ya dağdan kardeşim silahlı insanlar bulunduğu sürece böyle çözüm süreci olmaz. Gelsinler silahlarını bir bıraksınlar. Deliniyor. Şimdi e, MHP de aynı şeylere baktığınız zaman söylüyor. Yani bir araya gelip konuşmadan e, liderlerin bir araya mutlaka gelip konuşmaları ve mutlaka da anlaşmaları gerekiyor. Bir de anlaşılmayacak bir sorun yok Türkiye'de. Bir araya geldikleri zaman bugün e, rahatsız oldukları AKP'nin iktidarı ile ilgili bugün e, yıllardır gündeme getirdikleri soru, e, sorunların çözümü veya bir dönemin hesabının sorulmasının fırsatı ayağınıza gelmişken bunu niçin tepmeye çalışırsınız? Bunu tepmeye çalışırsanız evet, bunun problem. arkasından başka şeyler insanlar düşünmeye başlayacaklar. Saga abi süremizi bitirdik bu dün Peki o zaman. Ee, ama saat başında devam edeceğiz, haberler vereceğiz. Vaktim varsa Suriye'yi hiç konuşamadık. Saat başında da hani burayı bağlayıp Suriye'ye geçelim dilersen vaktim varsa. Suriye ben birkaç gelmeylesi aslında Başka bir zaman. Tabii tamam. gazetenizde bizi bekleyen tamam, yazılar var. Başka bir zaman e, Suriye ağırlıklı konuşalım. Peki. Çünkü bugünün gündemimiz şeydi, siyasetti gelemedik oraya. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Temennileriniz e, hep ortak zaten. E, temennileri e, ortak dile getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yeni döneminin hayırlı olmasını dileyelim. Dileriz ki geçen dönemdeki o gerilim yansımaları olmasın. Uzlaşmacı bir kültür yansısın meclisede. Bunun ilk işaretini de meclis başkanlığında göreceğiz diye bağlayalım. Evet e, saat başı karşınızda olacağız.